5. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Soruları Cevapları. 6. Ünite Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Soruları 6. Ünite Cevapları, SYF 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Soruları Cevapları. 6. Ünite Sayfa 124 SYF 1, Mehmet'in babası üye olduğu sivil toplum kuruluşundaki arkadaşlarıyla sık sık bir araya gelerek çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bunların başında, insanları erozyon konusunda bilinçlendirmeye yönelik toplantılar yapmak ve arazileri ağaçlandırma çalışmaları gelmektedir. Buna göre, Mehmet'in babasının görev aldığı sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. LÖSEV, B. Yeşilay, C. TEGEV, D. TEMA. Cevap, D. İkinci üniversiteler hariç, tüm eğitim ihtiyaçlarımızı karşılamak için hizmet veren kurum aşağıdakilerden hangisidir? A. Sağlık Bakanlığı, B. Adalet Bakanlığı, C. Milli Eğitim Bakanlığı, D. Milli Savunma Bakanlığı. Cevap, C. Üçüncü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü. Bu kurumlar, aşağıdaki yöneticilerden hangisine bağlı olarak görev yapmaktadır? A. Vali, B. Kaymakam, C. Muhtar, D. Belediye Başkanı. Cevap, A. Dördüncü, aşağıdakilerden hangisi halk tarafından seçilmez? A. Belediye Başkanı, B. Muhtar, C. Kaymakam, D. Milletvekili. Cevap, C. 5. Beyza 4. sınıfta iken okul meclisi seçimlerinde aktif olarak görev almıştır. 5. sınıfa geçtiğinde ise aday olmaya karar vermiştir. Aday olarak seçim çalışması yapmış ve arkadaşları tarafından takdirle karşılanmıştır. Seçim günü kendisi de arkadaşları gibi oy kullanmıştır. Seçim sonucunda en çok oyu alarak seçimi kazanmıştır. Buna göre, Beyza'nın temel hak ve özgürlüklerimizden hangisini kullandığı söylenebilir? A. Seçme ve seçilme hakkı, B. Konut dokunulmazlığı hakkı, C. Özel hayatın gizliliği hakkı, D. Yaşama hakkı. Cevap, A. 6. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder, gölgende bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar, yurda ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün, kızıllığında ısındık. Dağlardan çöllere düşürdüğü gün, gölgene sığındık. Arif Nihat Asya'nın bu dizelerinde bağımsızlık sembollerimizden hangisi vurgulanmaktadır? A. Milli Marş, B. Bayrak, C. Başkent, D. Dil. Cevap, B. 5. Sınıf Çalışma Soruları Sosyal Bilgiler 6. Ünite Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.